Son günlerde basında sıklıkla duyuyoruz. 1987 senesindeki bir kar fırtınası geliyor. Dikkat edin, 87 senesi gibi olacak. Her taraf donacak deniyor. Beni de 1987 senesindeki kar yağışıyla alakalı bir araştırma itti. Bakalım 1987 senesinde neler olmuş. Efendim ben Deniz, 1986 doğumlu bir birey olarak o zamanlarda bir yaşındaydım. Doğal olarak pek hatırlamıyorum. Ama büyüklerimden sıklıkla duyuyorum. Çoğu büyüğüm de bu olayın tarihini karıştırıp 1985 ya da 88 yılında olduğunu ısrar ediyor. Ben de artık ısrar etmeyeyim, tamam öyledir diyorum. Ancak her kar yağdığında acaba o yıl gibi bir yıl olur mu denilen kar yağışı 1987 Mart ayında olmuştu. Bundan tam 35 sene önce İstanbul nüfusu 6 milyon civarlarında. Neredeyse biz bize yaşadığımız zamanlar. Hani şu an dünyanın bir ucu dediğimiz Beylikdüzü diye bir yer bile bilinmiyor. Çünkü Avcılar'dan ötesine minibüs gitmiyor. Başbakan Turgut Özal ile beraber Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarda olduğu ve Cumhurbaşkanımızın Kenan Evren olduğu yıllar. Türkiye Futbol Ligi'nde de Beşiktaş ve Galatasaray o sene epey çekişiyorlar. Tanjiro Samsun Spor'da epey formda o zamanlar. Tabi sonunda bir puanla Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir sene oluyor 1987. Özel kanallarında olmadığı yıllar o yıllar. TRT 1 ve birkaç ay önce yeni yayın hayatına başlamış olan TV2 yani TRT 2 var. O dönemde televizyonda en çok izlenen dizi ise başrollerini Şevket Altuğ ve Ferhan Kutman oynadığı Perihan Abla dizisi oluyor. Nasıl yakın zamanda Perşembe geceleri Kurtlar Vadisi için hayat duruyorsa o zamanlarda Çarşamba gecesi Perihan Abla için hayat duruyor. Böyle tatlı ve kavgasız dizilerde hasret kaldık ya. Neyse. 1987 yılının ufak bir özetini yaptıktan sonra gelelim asıl konumuz olan 1987 yılındaki efsanevi kar yağışına. Az önce de belirttiğim gibi Mart 1987'de sadece iki TV kanalı vardı. TRT 1 ve TRT 2. Hava raporu ise sadece TRT 1'de belli saatlerde verilirdi. Bugün saat 16'da meteoroloji uydusundan alınan fotoğrafta 3 Mart 1987 saat 8'deki haber bülteninde ise ertesi gün için kar tahmini ne yazık ki yoktu. Gece 12'de verilen hava tahmini izleyen kişiler ise şanslıydı. Saat 8'deki tahmin tamamen değişmiş, kar yağışlı ve günün en yüksek sıcaklığı -2 derece olarak revize edilmişti. Bu efsanevi olayın meteoroloji tarafından tahmin edilememiş olmasında hem teknolojinin yetersizliği, sıcak haritalarındaki eksiklik, basınç haritalarındaki yetersizlik, meteoroloji uydusunun yeterli alanda gözlem yapamaması gibi nedenler vardı. Hem de bir anlamda hava şartlarının aniden değişmesi çok büyük rol oynamıştı. Ancak şöyle de bir durum var ki 28 Şubat 1987 tarihinde polar kökenli bu oluşum çok rahat gözlemlenmiş ve 3 Mart'a kadar takip edilmişti. Sistem Balkanların üzerindeyken Kuzeydoğu'ya gideceği varsayılmış, oysaki Kuzeydoğu'daki yüksek basınç göz ardı edilmişti. Hal böyle olunca Balkanlarda sıkışan sistem güneye yani yurdumuzun enlemlerine inmişti. Meteorolojinin bu kadar belirgin, dinamik sistemi pas geçmesi büyük bir hata olmuştu. Mart ayının kapıdan baktırdığı kazma kürek yaktıracak kadar sert kış günleri gelip çatmıştı. Öylesine aralıksız hızla kar yağışı başlamıştı ki ne zaman duracağı belli değildi. 4 Mart sabahı uyananlar gözlerine inanamadılar. Göz gözü görmeyen bir tipi ve 30 santimlik bir kar vardı. Herkes işine ve okuluna yetişmeye çalışıyordu. Hiç kimsenin beklemediği bu fırtına İstanbul'a bir gecede gelmiş ve hava sıcaklığını 9 dereceden -4'e kadar düşürmüştü. İşine, okuluna gidemeyen insanlar TRT'yi protesto etmek için TRT'yi telefon yağmuruna tutmuşlardı. TRT ise Turgut Özal'ın Houston bağlantılı Bakanlar Kurulu toplantısı sebebiyle vakit kalmadığı için hava durumundaki değişimi hemen veremediklerini savunacaklardı. Valilik de geç kalmış ve okullar saat 10'da tatil edildiğinde öğrenciler 50-60 santimlik kar yığınlarının arasında bu sefer evlerine dönmeye çalışacaklardı. İETT otobüsleri de yollarda kalmıştı ve pes etmişlerdi. Hatta 142 numaralı Mustafa Kemal Paşa Aksaray otobüsü Avcılar Firuza tabelesi altına çaresiz kalmış yardım bekliyordu. Avcılardan öteye gidilemiyordu. İstanbulluları bıkkınlık gelmiş, içlerini kasvet bürümüştü. Piyasa, ekonomi, eğitim, hizmetler her şey durmuş. Denizde, karada, havada tabiri caizse trafik felç olmuştu. Türk Hava Yolları uçakları pis kenarın yığılı kar yığınlarına kanat altındaki motorları vurgun endişesiyle uçmamış, birçok sefer iptal edilmişti. İstanbul'dan Tekirdağ istikameti Avcılar sonrasındaki bağlantı kesilmişti. Kente giriş çıkış imkansızdı.
kar küremeler, tuz dökmeler işe yaramıyordu. 5 Mart sabahı uyananları İstanbul'un birçok yerinde 1 metreye yakın kar bekliyordu. Herkes bittiğini sanıyordu. Fakat 8 Mart günü kar fırtınası tekrar başladı. İnsanlar endişelenmeye başlamıştı. 10 Mart günü kar durmuştu. Herkes bu sefer sona erdiğini zannediyordu. Fakat bu kar fırtınasının tarihe geçme iddiası olduğunu farkında değillerdi. 11 Mart günü geldiğinde öğlen kar taneleri yeniden düşmeye başladı. Sonra tekrar kar fırtınasına dönüştü. İnsanlar iyice panik olmaya başlamıştı. 13 Mart sabahı kar artık durmuştu. Fakat insanlar durduğuna inanamıyorlardı. Kar fırtınası artık bitmişti. 4 Mart 1987'de İstanbul'da yağmaya başlayan kar bir ay boyunca yerden kalkmamış, hatta kar kalınlığı tabiri caizse insan boyunu aşmıştı. 2 hafta boyunca yer kabuğu öylesine soğumuştu ki karların erimesine imkan kalmamıştı. 87 kışının en büyük özelliklerinden biri de çamurlaşan devasa buz kütlelerinin peş peşe gelen kar yağışlarıyla tekrar tekrar beyazlayarak katman katman olmasıydı. 4 ile 14 Mart arasında etkili olan bu kar fırtınası İstanbul'da tüm yaşamı durdurdu. Direkt olarak Balkanlardan gelen kar yağdıkça yağmış ve sonunda yüksek kesimlerde 4 metreyi geçmişti. Kent içinde az sayıda insan sağa sola kürenmiş adam boyu tepeler arasında güçlükle yürüyebiliyordu. 2 hafta süren soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle belediye hizmet araçları görev yapamamış, ara sokaklarda çöp tepeleri oluşmuştu. 4 Mart'ta tatil olan okullar 16 Mart'a kadar kapalı kalmıştı. O dönem bu işe en çok okula giden öğrenciler sevinmişti. 15 günlük sömestre tatilinden sonra 2 gün okula giden öğrenciler daha sonrasında 12 gün daha tatil yapmışlardı. Şu yaşadığımız dönemde olduğu gibi fırsatçılar da boş durmamış ve tüpten ekmeğe kadar her şeyin fiyatı anlık olarak değişmeye başlamıştı. Tüp kuyrukları o kar şartlarında inanılmaz boyuta varmıştı. Futbol karşılaştırmaları da doğal olarak durmuştu. O hafta yapılması planlanan Beşiktaş Dinamo Kiev Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçı da oynanamamış. Maçın oynanacağı Ali Samiyen Stadı'nı gezen Çek hakem Dusav, bu sahada maç oynanmasına imkan yok. Bu şartlarda ancak kar topu oynanır diyecekti. Ve maç iki kere daha tatil edilecek ve daha sonrasında İzmir'de oynanacaktı. Günlerce elektrik ve su yoktu. Hayat adeta durmuştu İstanbul'da. Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi. Hatta o dönemlerde yaşayan yaşlı insanlar bile böyle bir kar yağışına şahit olmadıklarını belirteceklerdi. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti ama o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması bir ayı buldu. Bu sefer eriyen karlar yolları ırmak haline getirdi. Yollarda çökmeler oluştu ve ulaşım faciaya dönüştü. Eminim o dönemle alakalı birçok kişinin ilginç bir hatırası vardır. Bakalım önümüzdeki günlerde yağacak kar yağışı aynı etkiyi yapacak mı? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gizli Bu'ya abone olmayı, yorum ve like yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.